Kur'an-ı Kerim kişilerin evlenebilecek konuma gelmeleriyle alakalı olarak bir takım ölçütler koymuştur. Bu ölçütlerden en önemlisi Nisa suresinin 6. ayetinde geçer. Orada evlilik çağı diye bir kavram kullanılır. Ve bu evlilik çağının da aynı ayette rüşt olduğu gösterilir. Rüşt kişinin toplum içerisinde saygınlık kazandığı, birey olduğu, hem kendisi için hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler için güvenilir bir birey olduğunu göstergesidir. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de evliliğin tarafları olarak kadın ve erkeğin namuslu olması gerektiğine dair şart, mehir alan ya da mehir veren kişi olduk.